Değerli milletvekillerim, Adalet ve Kalkınma Partimizin çok kıymetli il başkanı, çok değerli şehir yöneticilerimiz, belediye başkan arkadaşlarım, bugün üç farklı alanda yıkım gerçekleştiriyoruz. Evet, biz sadece yaparak değil, yıkarak da Bursa'yı güzelleştireceğiz ve daha nice yıkımlar yapacağız. Tıpkı 20 yıldır boş duran Tavır Plaza'yı yıktığımız gibi, şehrin kalbinde bir hançer gibi duran atıl yapıları yıkarak şehrimizi solunlu alanlardan kurtarıyoruz. Şu anda çekirge teras projesinin uygulanacağı alandayız. Bu binanın temeli 1988 yılında atıldı. 89 yılında, yani tam 31 yıl önce. Fakat inşaat tamamlanamadı. Bölge rahatsız, şehir süreti maalesef kötü görünüyor. Şimdi bu alan yıkılıyor ve burada çekirge teras isminde bütün Bursalıların doya doya istifade edeceği bir proje sizin desteklerinizle, sizin mimarlarınızla ortaya çıkıyor. Şu an yıkım gerçekleştirilen bir diğer projemizde Bursa Millet Bahçesi yanında bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonu, yüzme havuzunun ihale binalarının olduğu alan. Kötü küçük binalar var. Yıkımlarına başladık ama ana kütleyi bugün sizin startınızla inşallah yıkmış olacağız. Buradaki alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından inşası tamamlanan ve kısa bir süre önce açılışını gerçekleştirdiğimiz Millet Bahçesi'ne dahil edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alan Bursa Büyükşehir Belediye'mize geçti. İnşallah odalarımızla birlikte Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarlar Odası ve Şehir Plancısı, Plancılar Odası ile birlikte hazırladığımız butik spor salonumuz olduğunu uygulayacağız. Aynı zamanda da 250 araçlık otoparkı da 450 araçlık otoparkın üzerine ilave etmiş olacağız. Yıkılan spor salonumuzun üstüne üzerinde spekülasyon yapmak isteyenleri buradan bir kez daha duyurmak istiyorum. İnşallah Nazım Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini bu spor salonunda da hep birlikte yaşatacağız. Tabelasyonu hep birlikte takacağız inşallah. Sayın Bakanım, bir diğer projemiz de yıllardır konuşulan birçok belediye başkanımızın da hayallerini süsleyen Hallar bölgesinin etrafının boşaltılması ve bizim de yeni adıyla Çarşıbaşı Meydan Projesi. Burada da yıkımlara başlıyoruz. Şu anda İşbu ve Kızılay binalarını sizlerin gayretleriyle ayrıca 5 adet de kamulaştırma yapıldı. Bu ayki alınacak meclis kararıyla beraber Eylül'den itibaren de kamulaştırmaların hızlı bir şekilde bitirilip o hayal ettiğimiz ve billboardlarda da resimlerde de görselde de duyurduğumuz projeyi hep beraber hayata geçirmiş olacağız. Projeyi uyguladığımız alan bünyesinde Sayın Bakanım 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimari kurulu yapı, 1 okul ve 3 türbenin bulunduğu tam anlamıyla bir açık hava müzesi olan tarihi çarşı Mallar Bölgesi'nin ibadesidir. Sultan Külliye'nin ve Cumalı Kızık ile birlikte Bursa'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer almasını sağlayan bu alan korunması ve gelecek nesillere bir hakkın taşınması gereken bir mirastır. Proje kapsamında Cemal Nadir Caddesi'nde yer alan Zafer Plazı'ndan başlayıp Ulu Cami'ye kadar olan alanda yer alan sonradan yapılmış binaların kaldırılarak tarihi alanın açığa çıkarılması sağlanacak. Bu sayede hem bölgeye bir meydan kazandırılacak hem de Bursa'nın tarihi kimliği bir müzeye çıkarılacak. Tarihi doku şehir ile bütünleşecek. Meydanın açılmasında ilk daire hanların aşağı çıkartılması ve bütün olarak Hanlar Bölgesi'nin algılanmasıdır. Turistler için bir toplanma yeri ve Hanlar Bölgesi'ni gezmeden önce burası inşallah bir başlangıç yeri olacak. Meydanın çevresindeki han ve çarşılarının görünümünü arttırılan problemler haklarına arındırılacak. Meydanda bütün halkın katılacağı sosyal ve kültürel etkinlikler yapılacak. Hisar ile Hanlar Bölgesi'nin ilişkisi kurulabilecek. Yani Tophane Yamaçları'nın Hanlar Bölgesi'ne baktığınızı bir düşünün. Bursa'nın nasıl bir mirasa sahip olduğunu işte bu projenin uygulanmasından sonra hep birlikte göreceğiz inşallah. Mimari, kentsel tasarım ve peyzaj proje yarışması ile
en iyi ve en doğru projeyi seçeceğiz. Projeleri hazırlattırıp alanda uygulama çalışmaları başlayacak. Burada özellikle 6 asırlık çarşımızı yüzüyle esnafına, esnaf olanlarına, akademik odalara, proje yarışması jüriyelerine ve UNESCO Bursa Alan Başkanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Biz bir şehrin güzelleşmesinde, yaşanabilir hale gelmesinde orta aklın gücüne inanıyoruz. Bu anlamda Bursa'da bulunan hemen hemen bütün sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim halindeyiz. Uyguladığımız tüm projeler Bursa'nın yıllardır heyecanla yapılmasını beklediği ancak bugünkü kadar ciddi anlamda maalesef adım atılamayan projeler. Bunların yanında örneğin sıcak su kentsel dönüşüm alanı, Mevlana ve Soğanlı kentsel dönüşüm alanları ve diğer kentsel dönüşüm alanlarıyla alakalı da yapılacak çalışmalarla ilgili Sayın Bakanım gün içerisinde sizinle bakan yardımcılarınız ve değerli ekibinizle değerlendirmeler yapacağız. Güçlü şehirler, güçlü Türkiye hedefiyle çalışan bakanlarımızın katkılarıyla Bursa'mızın geleceği daha da güçlenecek. Ben bir kez daha bu önemli projenin Bursa'ya kazandırılmasına öncülük eden ve bizzat ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımıza başta olmak üzere çok yoğun emek sarf eden ve bugün bizim onur konumuz olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey ve diğer tüm bakanlıklarımıza yürekten teşekkür ederim. Biz bütün bu çalışmaların başlayacağıyla alakalı 19 Haziran tarihinde bir söz vermiştik. Hamdolsun sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca artık payitaht Bursa'mızda tarih ve yeşil gün yüzüne çıkıyor. Evet, bu mottoyu hep kullanıyorduk. Bundan sonra çok daha fazla kullanacağız. Çünkü her şehire yeşil çok yakışıyor. Ama Bursa'da yeşil bir başka güzel yeşil Bursa'yla özdeşleşmiş bir renk. Eski Atatürk Stadyumu'nun millet bahçesine dönüştürmesi hamdolsun gerçekleşti. Doğan Bey millet bahçesinin ihalesi yapıldı. Yine Gökdere millet bahçemizin ihalesi çok yakında. Vakıfköy millet bahçemiz arzu ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı toplu açılış törenlerinde kendisini ağırlamak ve ona şu an itibariyle çalışması bitti. Tabii ki sırada Soğanlı millet bahçemiz, Demirtaş millet bahçemiz var ve hangileri var. Evet, biz Bursa'ya gönül verdik. Amacımız gönüller kazanmak. Önce insan üstünlüğüne kimseyi diğerinden üstün görmeden elimizdeki tüm kaynakları seferber ederek Bursa'mızın yarınlarını inşa ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli hazırım, öncelikle sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Yeşile doyan bir şehir, önümüzdeki süreçte de yeşili daha da ziyadesiyle kendisine doyuracak olan bir şehir. Sizin yaklaşık bir yıl kadar önce Bursa'ya teşrifleriniz neticesinde yapmış olduğumuz koordinasyon toplantısında Bursa'ya ilişkin ve talep ve beklentileri Sayın Belediye Başkanlarımız dile getirmişlerdi. Ve bu çerçevede siz de tüm bu beklentilere hakikaten büyük bir samimiyetle destek vermiştiniz. Ve bugün artık bunların adımlarını atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle parantez açmak istediğim bir konu var ki o da şu. Bursa'nın merkezi diyebileceğimiz, nüvesi diyebileceğimiz yaklaşık 500 dönümlük bir tarihi alanımız var bizim. Maalesef geçmiş dönemde silüeti, etrafına yapılan yeni mimari örnekleriyle hiç de hoş olmayan bir alan halini almış. Tabii bunun sizin iradenizle vereceğiniz katkıyla elbette Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle birlikte bu alanın ortaya çıkacak olması adeta Bursa'da yeni bir tarihi platonun görünür hale gelecek olması demektir. Bu vesileyle Bursalılar adına tekrar teşekkür ediyorum. Bursa'mıza hoş geldiniz. Sizlere ve tüm hazırınız saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizim bütün derdimiz bu emanete sahip çıkmak ve onu gelecek nesile en iyi şekilde emanet etmek ve taşımaktır. Bursa'ya sahip çıkmak ise bu şehri yaşanabilirliği en üst düzeyde bir dünya kenti yapmaktan geçmektedir. Her alanda fevkalade gelişmelerin yaşandığı ülkemizde, büyük şehirlerimiz ve kentlerimizde özellikle son yıllarda hızlı ve hummalı bir değişim ve dönüşüm yaşandığı muhakkaktır. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarımız,
kıymetli Bursalı kardeşlerim. Bugün öyle bir beldedeyiz ki burası Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin, Yıldırım Beyazıt'ın emanetidir bizlere. Torunlarına emanetidir ki bu emanetlere sahip çıkılmak üzere bize bırakılmıştır. Bugün öyle bir şehirdeyiz ki bu kutlu şehir bize büyük düşünmeyi, büyük hayaller kurabilmeyi öğretmiş bir şehirdir. Emir Sultan'la, Molla Fenari'yle, Somuncu Baba'yla tevazuyu, samimiyeti ve gayreti öğreten bir diyardayız. Bir ilim, irfan, medeniyeti şehrindeyiz. Bursa'mızdayız. Bursa, Osmanlı Beyliği'ni cihan devleti yapmış bir şehirdir. Bu aziz şehre hizmet etmek bizim için en büyük şeref vazifesidir. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak biz Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle vermiş olduğu talimatlarla yeni bir döneme girdiğimiz bu günlerde biz de Bursa'mıza, Yeşil Bursa'ya, Türkiye'nin çınarı Bursa'ya şehircilik harikalarıyla, yeni projelerle, yeni müjdelerle geldik. Müjdelerimiz, projelerimiz şimdiden 7'den 70'e Bursa'mız için, Bursa'mızın ilçeleri için, Türkiye'miz için hayırlı uğurlu olsun. Değerli misafirler, göreve geldiğimiz andan itibaren hakikaten ekibimizle birlikte, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, TOKİ Başkanımız, İller Bankası Genel Müdürümüz, bakanlığımızın tüm genel müdürleri şehirlerimizi bir bir ziyaret ediyor. Gittiğimiz şehirlerimizde de bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, valilerimizle, vatandaşımızla bir araya gelmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun olarak şehircilik manifestosunun gereğini il il yapmaya gayret gösteriyoruz. Ve gittiğimiz her yerde de şehrimiz için, şehrimizin geleceği için yeni kararlar alıyoruz. Bugün de bu istişareleri, aldığımız bu kararların artık meyvelerinin alınma zamanı ki bitirdiğimiz projelerde de bu meyveleri almaya başladık. İşte bakın bugün Bursa'da 2023'e doğru güçlü şehirler, güçlü Türkiye diyoruz. Güçlü Türkiye'nin en güçlü şehirlerinden olan Bursa'da Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçişin, yani bir sonun değil aslında yeni bir başlangıcın şehridir. Bursa Osmanlı mimarisinin bu anlamda ilk tohumlarının atıldığı bir açık hava şehircilik müzesidir. İşte bu şehircilik harikasının yeni başlangıçlar, yeni Bursa, güçlü Bursa bu bölgede de bölgesine yakın illere, şehrimize, ülkemize katkı sağlayacak yeni Bursa hayaliyle çalışıyoruz ve projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz. 22 Ağustos 2020 tarihini, yani bugünü unutmayalım. Bugün Bursa'mızın gelecek 100 yılına damga vuracak bir süreci hep birlikte başlatıyoruz. Bursa'da bu kadim şehrin en büyük tarihi ve kültürel ihya sürecinde Bursalı kardeşlerimizle birlikte valimiz, işte belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız, Bursa'ya bugüne kadar katkı yapmış herkesle bir bütün olmak suretiyle milletimizle, aziz Bursalılarla birlikte bismillah diyoruz. Ve bugün kadim Bursa'mızı yeniden inşa ve ihya noktasında 3 ayrı noktada yıkım çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çarşıbaşı meydan projesinden çekirge teras projesine, yine yeni spor kompleksinden sıcak su termal, turizm ve deprem dönüşüm konutlarına kadar, millet bahçelerinden yeni sosyal konutlara, arıtma tesislerimize, düzenli depolama tesislerimize kadar birçok projemize başladık. Bugün itibariyle de bir kısmının startını, başlangıcını vermiş oluyoruz. Tüm bu projeleri, özellikle de Bursa'yı çok yakından takip eden, bizlere Bursa'ya dair yeni görevler, yeni talimatlar, öneriler veren, önderlik eden liderimize,
Cumhurbaşkanımıza sizlerin huzurunda sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli misafirler, tabii biz şunu çok iyi biliyoruz. Tarihi miraslarına sahip çıkamayanlar geleceği inşa edemezler. Bizim tarihi yeniden yazmak gibi bir medeniyet iddiamız var. 18 yıldır ki işte bir hafta önce 19 yılına girdiğimiz bu iddiayla, bu amaçla, bu hedefle bu abideleri yeniden imar ediyoruz. Edirne'den Hakkari'ye tüm şehirlerimizde 83 milyon vatandaşlarımızla birlikte tarihi merkezlerimizi ihya edecek, inşa edecek çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Ülkemizin yeniden bu kadim medeniyetin, o tarihi değerlerin gün yüzüne çıkacak projeleri hem ülkemize hem de tüm insanlığa kazandırmaya gayret gösteriyoruz. İşte bu çerçevede tarihi kent merkezlerimizin yenilenme projelerini yapıyoruz ki bu projeler sadece Bursa'mızda başlamış değil, Ankara her gelen meydanında çok önemli bir proje yürütüyoruz. Mevlana'nın şehri, Selçuklu'nun başkenti Konya Mevlana meydanında da yine çok önemli bir projemiz var. Erzurum Hacı Cuma, Afyon Karahisar İmaret Camii çevresinde, yine Kayseri Kaleiçi, Yozgat Çapanoğlu ve Kastamonu Nasrullah Camii çevresinde, Niğde Kale etrafında, Muş, Kütahya ve Sinop'a kadar tam 23 ilimizde tarihi şehir merkezlerini yeniden ihya ediyoruz. Bursa'da da yüzyıllardır dualarla süslenmiş camilerimizi, helal ticaretin merkezi olan hanlarımızı ihya etmenin hayaliyle yanıp tutuşuyoruz. 700 yıldır şırıldayan çeşmelerimizi, altında gölgelendiğimiz ulu çınarlarımızı, Bursa'nın şirin sokaklarını ve şehir meydanlarını koruyor ve yeniliyoruz. Bursa'mızda geçmişi milattan önce 5. yüzyıla dayanan ve 430 bin metrekarelik görselini video holda da paylaştığımız, Bursa deyince herkesin ilk aklına gelen Hanlar Bölgesi. İşte Hanlar Bölgesi etrafındaki 430 bin metrekarelik bu alan bir dünya UNESCO tarihi miras listesinde bir alan ve Hanlar Bölgesi Tophane'den başlayarak Ulu Camii, Kozağanı, Pirinçhanı içine alan Kayhan Çarşısı'na kadar 252 tarihi yapının bulunduğu, resmen bir kültürel mirasın bulunduğu bir alan. İşte ülkemizin en önemli kentsel yenileme projesini Hanlar Bölgesi'nden başlatıyoruz. İlk etapta proje için Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza 50 milyon lira tahsis ettik ve işte görselde de görmüş olduğunuz binaların ki 12.500 yaklaşık metrekareyi kapsayan çarşıbaşı meydanında yer alan ve miladını doldurmuş, deprem riski taşıyan, artık ayakta bile zor duracak 40 binayı vatandaşlarımızla da görüşmek, onların rızalarını almak suretiyle yıkıyoruz ve şehir merkezine yük olan, trafik sıkışıklığına neden olan, ki o bölgeye geldiğinde Bursa'ya dışarıdan bir vatandaşımız geldiğinde ilk gittiği alandır. Şehrimizi temsil eden, şehrin merkezi diyeceğimiz, Osmanlı'nın merkezi diyeceğimiz bu alanda hakikaten tarihi yapıları gölgeleyen bu yapıları tamamen ortadan kaldırıyoruz. Ve bugün de İşkur ve Kızılay binası gibi riskli yapıların yıkımıyla süreci başlatıyoruz. Daha önce de 4 binamızı kamulaştırmıştık. 40 binanın da sürecini hızlı bir şekilde yapmak ve 2023'te inşallah Çarşıbaşı Meydan projesiyle 12 bin metrekarelik alanı şehrin meydanı olarak kazandıracak, o tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak projeyi inşallah yapıp teslim etmek ve vatandaşlarımızın hizmetini açmak istiyoruz. Ardından hızlıca Pirinçhan, Bakırcılar Çarşısı, Kapakhan, Eski İpek Hanı'da
ihya edeceğiz. Restorasyon çalışmalarında yine Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yürüteceğiz ve 12.400 metrekarelik yeni meydanı Bursa'mıza kazandıracağız. Bu yeni alan yerli ve yabancı misafirlerimiz için Hanlar bölgesini gezmeden önce bir başlangıç noktası olacak. Meydanda halkımızın katılacağı sosyal etkinlikler yapılacak. Meydan adeta Bursa'mızı birlik ve beraberlik mekanı olacak. Birliğin simgesi olacak Çarşıbaşı Meydan projemiz şimdiden Bursa'mız için, Bursalı kardeşlerimiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Değerli dostlar, tabii geçmişten geleceğe aynı potada buluşturan, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışına sahibiz. İşte bu anlayışla şu an içinde bulunduğumuz ve 32 yıldır metruk bir vaziyette duran Osman Gazi Çelik Palas Oteli'nin arkasında köhne yapılar ki şehrin hem süliyetine zarar veren Yeşil Bursa'ya, Türkiye'nin çınarını Bursa'ya hançer gibi saplanmış bu binaların da yıkımını inşallah bugün başlatıyoruz ve burada Bursa'nın en vizyoner projelerinden biri olacak ki bu projeyi de sadece biz böyle istiyoruz, böyle olacak diye karar vermedik. Hem bakanlarımızla sağ olsun, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, halkımızla istişare etmek suretiyle bu projenin kararını aldık ve tüm Bursa'mızın hayal ettiği Yeşil Bursa'yı daha da yeşillendirecek çekirge teras projesini bu alanda hayata geçiriyoruz. Ve bu kapsamda bu alana yapacağımız projede inşallah sadece ve sadece yeşil alan olacak. Yeşil alanın içinde millet kıraathanesi, kütüphanesi, orada gençlerimizin, Bursalılarımızın Bursa'yı o çekirgeden, terastan izleyecekleri ve orada sosyal olarak her türlü imkana erişebilecekleri bir proje yapacağız. Yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alan ve bu alanda yani %90-95'ini tamamen yeşil alan yapacağız. Çınarlar ekeceğiz, kütüphaneler yapacağız. Teraslarda Bursa'mızın o tarihi doğal güzelliklerini hep birlikte izleyeceğiz. Kapalı otoparkıyla, geniş yeşil alanlarıyla Bursa'mızı daha da güzelleştireceğiz. Çekirge teras projemiz tüm donatılarıyla inşallah Bursa'mıza değer katacak bir proje olacaktır. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Hakikaten Bursa için 22 Ağustos 2020 tarihi önemlidir. Çok önemli projeleri başladık, bitirdik. Hakikaten Bursa'mıza 18 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük adımlar attık. Bu adımları atarken de şehrimize belediye başkanlarımız, bakanlarımız çok büyük hizmetler verdiler. Vatandaşımızla bir beraber olmak suretiyle gecesini gündüzüne katarak çalıştılar. Ben tüm belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza, şehrimize katmış olduğu desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Bizim 18 yılda yeşil alan oluşturmada rekor kırmış, hakikaten bu anlamda bir hareketin mensuplarıyız ve 81 ilimize 81 milyon metrekarelik alana millet bahçesi yapma hedefiyle çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Şu ana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 23 tane millet bahçemizin açılışını gerçekleştirdik. 184 adet millet bahçemizde çalışmalarını devam ettiriyoruz. En kısa zamanda da etaplar halinde bu millet bahçelerini de tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız ki bu alanda hedefimiz kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmaktır. Bu anlayışla çalışıyoruz. Evlatlarımıza, çocuklarımıza daha güzel bir Bursa, daha yeşil bir ülke bırakmak için çalışıyoruz.
gayret gösteriyoruz. Bursa'nın yeşiline yeşil katacak tam 680 bin metrekarelik alanda 5 millet bahçesi projemiz var. Ve biliyorsunuz bir tanesinin açılışını Bursa Sporumuzun zaferlerinin şahidi Atatürk Stadyumu'nun yerine yaptığımız millet bahçesiyle yaptık, gerçekleştirdik. Haziran ayında milletimizin hizmetini açtık. Ve hemen millet bahçemizin yanında 50 yaşında artık deprem riski taşıyan, işte görselde de gördüğümüz kapalı spor salonunun yıkımını başlatıyoruz. Burada modern bir spor kompleksi yaparak millet bahçemizin büyüklüğünü de 42 bin metrekareden 60 bin metrekareye çıkarıyoruz. Ümit ediyoruz ki sporcularımız bu tesiste de, yapacağımız yeni modern tesiste de nice başarılara imza atacaktır. Sporcularımızın ülkemizin göğsünü kapatacakları mekan olacak yeni spor kompleksimizin de, yeni bahçemizin, oradaki yaşam alanımızın da inşallah Bursa'mıza şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli dostlar, biz yıktığı yeri terk edenlerden olmadık. Yıktığı her güzel şeyi yeniden daha da güzelleştirecek ve yerine daha güzelini boyanlardan olduk. İmha eden değil, bu anlamda ihya edenlerden olduk ve hiçbir zaman yapmayan ve yapamayanlardan olmadık. Hep yapan tarafta olduk. Bu işleri de milletimizle beraber yaptık. Onların rızası olmayan, onların istemediği hiçbir işi yapmadık, yaptırmadık. 19 yıl boyunca yüz binlerce projeyi hayata geçiren, temeller atan, açılışlar yapan, kurdeleler kesen, eser siyaseti üretenler olduk. Ve şehirlerimizin geleceğinin teminatı olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızdan da kısaca bahsetmek istiyorum ve bu çalışmalarda da her bedeli göze aldık. Ve asla kentsel dönüşümden, deprem dönüşümünden geri durmadık ki vatandaşımızın, milletimizin canı da malı da bize emanettir. Bu anlayışla çalışıyoruz. 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız dönüşümü, kentsel dönüşüm seferberliğini İstanbul'dan başlattılar ve başlatırken de bedeli ne olursa olsun demişti. Biz de liderimizin bu sözünü yerde bırakmadık ve bugüne kadar tüm Türkiye'de tam 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü sağladık. Ve şimdi de Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm diyoruz ve 300 bin her yıl o acil öncelikli dediğimiz konutun dönüşümünü yaparak 5 yıl içerisinde 1,5 milyon konutu dönüştürmek, ülkemizi depremlere hazır hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak canla başla çalışıyoruz. Bakın bugün Bursa'mızda maalesef Kuzey Anadolu fay hattından etkilenen bir şehrimiz. Ve bu anlamda deprem riski yüksek bir şehir ve bizim hedefimiz afetlere karşı güvenli, sağlam yuvalarıyla emin bir Bursa. Ve bu anlamda aslında hemen hemen her ilçemizde, belediyemizde, bakanlığımız, belediyelerimizin yaptığı örnek kentsel dönüşüm projelerine rastlayabilirsiniz. İşte bu projelerden Bursa Kestel, Osman Gazi ve Yıldırım'da 540 hektar büyüklüğünde 5 riskli alanda çalışmalarımız devam ediyor. İşte Yıldırım'da, Gemlik'te 865 hektar, yine Osman Gazi'de 865 hektar büyüklüğünde 5 rezerv yapı alanında da çalışmalarımıza başladık. Bildiğiniz gibi Bursa'mız termal su kaynakları açısından zengin bir şehrimiz ve Bursa sıcak su semtinde uzun yıllar derin sanayisine hizmet etmiş tabakhaneler bölgemiz var. Bu bölgedeki işletmelerde 2007 yılında Badırga bölgesindeki organize sanayi bölgesine taşınmıştı ve bölgede bulunan 135 adet deri fabrikasının taşınmasının ardından da bu alan boşaltıldı. Termal turizmin canlanmasına yönelik çalışmaları da belediyemiz başlattılar ve bunun yanı sıra da 190 bin metrekarelik bu alanda kamulaştırma yaparak vatandaşlarımızın mülkiyet problemleri vardı.
mülkiyet problemlerini, sorunlarını büyük oranda çözdük ve şimdi de deprem dönüşüm konutlarımızı ve sosyal donatılarımızı, parklarımızı yeni bir planlamayla, şehrimize değer katacak bir planlamayla üretmeye başlıyoruz. Projelendirmemiz, çalışmamız bitmek üzere. İnşallah en yakın zamanda da burada sıcak su semtinde projelerimizin, rezerv konutlarımızın temellerini atacağız. Rezerv konutlarımızla birlikte de bölgenin dönüşümünü bu anlamda etaplar halinde hemen yine sıcak su bölgesindeki vatandaşlarımızın dönüşümünde kullanacağız. İnşallah bu projelerimiz de şimdiden Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Tabii biz Kasım ayında geldik ve bir söz verdik. Bu sözleri şimdi belediye başkanımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla, valimizle birlikte hamdolsun tutmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi Ağustos ayındayız ve ben Bursa'mıza buradan yeni bir söz daha, yeni bir müjde daha vermek istiyorum. Çok yakında inşallah Türkiye'ye ve dünyaya örnek gösterilecek, vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bir kentsel dönüşüm projesini daha başlatacağız. İstanbul'umuzda 60 bin konutluk Esenler'de örnek bir kentsel dönüşüm projesi yapıyoruz. Yine Elazığ ve Malatya'da deprem dönüşümü sebebiyle 24.500 konutluk çok önemli ülkemize, Elazığ'ımıza, Malatya'mıza değer katacak ve vatandaşlarımızın sağlam güvenliği konutlarda oturma imkanına erişecekleri bir dönüşüm projesi yapıyoruz. Ve bu projelerimizden sonra Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birine de Bursa'da başlayacağız. Ve yakın zamanda detaylarını açıklayacağımız bu projemiz, vizyon projemiz, ben şimdiden Bursa'mız için, Bursalı kardeşlerimiz için, milletimiz için hayırlı olsun diyorum. Ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana dek sosyal konut projelerimizi yapacağız hedefiyle yola çıktılar ve şu an itibariyle 81 ilimizde 950 bini konut olmak üzere sosyal donatılarıyla birlikte 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. 3771 sosyal konut projesi daha yapıyoruz. Nilüfer'de, Orhan Gazi'de konutlarımızı inşallah önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kestel'de, Yıldırım'da, Gemlik'te, Gürsu'da, Mustafa Kemal Paşa'da, Yenişehir'de, İnegöl'de, Harmancık ve Orhaneli'nde de 9 ayrı projede çalışmalarımız devam ediyor. Projelerimiz tamamlandı. Hak sahiplerini belirledik. İnşallah en kısa zamanda inşaatlarını tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Bir de tabii altyapı projelerimiz var. Bursa'mız, İller Bankamızla birlikte, belediyelerimizle birlikte en titiz çalışmaların, projelerin yapıldığı bir ilimiz bu anlamda. 2003'ten bu yana da şehrin altyapı anlamında içme suyu, kanalizasyon, atık arıtma tesisi gibi bu alanlarda tam 4 milyar 300 milyon değerinde 194 projeyi tamamladık ve şu an devam eden de 1,5 milyar liralık 9 projemiz var ve inşallah bu projeleri de tamamlayarak Bursa'mızı altyapı anlamda da zenginleştirecek adımları hep birlikte atacağız. Şimdiden bu projelerimiz, sosyal konutlarımız, tüm altyapı projelerimiz Bursa'mız için inşallah hayırlı uğurlu olsun. Değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, aziz Bursalılar, bizim gayretimiz Türkiye'yi en küçük mahalli birimden başlayarak imar edecek, inşa edecek, sorunları çözecek ve şehrini köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak güzelleştirecek işleri yaparak milletimizin hayır dualarını almaktır. Yeşiliyle gün yüzüne çıkaracak ve tüm şehirlerimizi bu anlamda Bursa'mızı geleceğe taşıyacağız. Ben tüm projelerimizi bir kez daha Bursa'mız için, Bursalı kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyor. Yeni toplantılarda buluşmak üzere hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bursa'mıza hem Türkiye'mize hem de dünyaya kazandıracağız. Bu adımın ilk adımını da inşallah 2 binamızın yıkımıyla başlıyoruz. Ve bu çerçevede orada arkadaşlarımız, başkan vekillerimiz oradalar. Evet, Hayri Hanım da galiba mikrofon. Hayri Hanım buyurun.
sizleri sevgiyle selamlıyorum Sanlar Bölgesi'nden. Payitaht şehri Bursa'mızın tarihi subyektinin ortaya çıkmasında ve Bursa'mızın yeşilinin daha da canlı bir yeşil olmasında önem taşıyacak bu projelerin başlangıcında, ilk aşamasında burada olmaktan hepimiz çok mutluyuz. Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet, tebrik ediyoruz. Şimdi makinalarımızı bir görelim, öğreniyorsak. Ve hep birlikte yıkıma başlayalım. Çarşıbaşı meydan projemiz şimdiden Bursa'mız için hayırlı uğurlu olsun. Devamlı olarak bismillah. Proje kapsamında tarihi çarşı ve Alman bölgesini çevreleyen sonradan yapılan binalar kaldırılarak hem bölgeye bir meydan kazandırılacak hem de Bursa'nın tarihi kimliği gün yüzüne çıkarılacak. Türk binanın yıkımını gerçekleştirerek o tarihi anları gün yüzüne çıkaracak adımları atmış olacağız. Şimdiden inşallah projemiz hayırlı uğurlu olsun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Aktaş Bey de Bursa'nın özlemiş oldukları projeleri hayata geçirmenin mutluluğu bize yaşatıyor. Size çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı olsun inşallah Bursa'mıza. Evet Süleyman Bey. Sayın Bakanım, öncelikle bugün Bursa'mızda açıklamış olduğumuz bu projeler kapsamında hem Bursa'lı hemşehrilerimiz ve hem de şahsımız hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Anıl Aktaş Bey'in adına sizlere şükranlarımızı arz ediyoruz. İnanın Yeşil Bursa'mıza sizin katacak olduğunuz değerler, başta Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekten çok önemli. Ben tekrardan böyle bir projede sizin talimatlarınızla Bursa'ya kazandırılacak olan bu eserlerle ilgili sizlerle birlikte olmaktan onur duyduğumu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ve inşallah canla başla mücadele ettiğimiz bu projelerin en kısa zamanda hayata geçtiği günleri de sizlerle birlikte yaşamayı arz ediyorum. Tekrardan şükranlarımı arz ediyorum Sayın Bakanım. Evet, çok teşekkür ederiz Süleyman Bey. Bu projemizde inşallah işte bitirdiğimiz millet bahçemizin hemen yanında 18 bin metrekarelik alanı millet bahçemize katacağız. Burada daha modern, daha gençlerimizin hizmet alabileceği bir modern spor tesisini Gençlik Spor Bakanlığımız ve belediyemiz ortaklaşa gerçekleştirecekler. Ben Gençlik Spor Bakanımıza da vermiş olduğu katkıdan ötürü teşekkür ediyorum. Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'ne ait olan 3907 ala 3 parselde yeni yapılan millet bahçemizin hemen yanında yer alan spor salonu 100 bolusu ve idari binalar yıkılarak yerine daha uygun şartlar sağlayan spor salonu yapılacak. Türkiye teras projemizin hayata geçirileceği 40 bin metrekarelik alandaki bu yapının da etruk yapının da yıkımını gerçekleştirerek buraya yeşiliyle, çınarlarıyla, teraslarıyla, kütüphaneleriyle hem gençlerimize hem vatandaşlarımıza, çocuklarımıza hizmet edecek bu alanında yıkım sürecini başlatıyoruz. Çekirge teras projemiz Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah. Baskılarıyla ve Sayın Bakanımızın nezaretlerinde değerli protokolümüzle birlikte Bursa'ya kazandırılıyor. Ve ödüllerini takdim edecekler. Alkışlarımızı istirham ediyoruz. Efendim Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsun. Bursa'mızı inşa ve ihya edecek bu büyük projeler için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Biraz geriden çekmeyelim. Biraz daha geriden çekmeyelim. Tamam. Evet.
Arkadaşlar biraz daha uzak. Çınarlar falan gelir. Şeyler mi? Tamam. Tamam.